Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en sevdiğim serilerden olan etkinlik kitapları üzerine konuşacağız. Sizlere ufak detayları göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki daha önce de sizlere birkaç kitap önerisinde bulunmuştum. Daha doğrusu tecrübelerimi paylaşmıştım. Bugün de aynı şekilde tecrübe ettiğimiz, sevdiğimiz, sevmediğimiz notları paylaşıyor olacağım sizinle. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu cırt cırt etkinlik kitaplarının gerçekten çok faydasını gördük. Biz daha önce de Kukulin'in izleyenleri hatırlar, şuraya da bırakırım. Kukulin'in cırt cırt etkinlik kitaplarını zaten yapıyorduk. Çok az, 3-5 içerikli olan. Daha sonrasında farklı bir şekilde işte okul yaşamını anlatan, ormanları çiftliği anlatan bir cırt cırt etkin kitaplarımız olmuştu. Ama bu seferki biraz daha farklı. Bu sefer hem farklı kategorileri öğreniyor çocuklar hem de öğrenirken aslında görsel olarak bulmaca çözermiş gibi bir hafıza yöntemi uygulandığını da düşünüyorum açıkçası ben. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle bu 2 ve 4 yaş olduğu için bir sonraki seviye. Biz bununla başladık. Onunla başlayalım. Daha sonrasında bu tükenmeyen sticker kitabını da anlatacağım. Bu ekstra güzel bir aktivite için destekçimiz oluyor. Şimdi buna baktığımız zaman burada yaş aralığı 16-24 ay şeklinde. Bunu açtığımızda benim en çok hoşuma giden şey gerçekten çocuklara kavramları öğretirken onların zihinlerine hitap edecek şekilde hazırlanmış olması. Mesela burada hayvanların gölgeleri var ve bu gölgelere doğru hayvanı yerleştirmemiz gerekiyor. Mesela biz bu kitaba ilk başladığımız zaman çocuğum özellikle bazı hayvanları karıştırdı. Çünkü gölge algısı henüz oturmamıştı ama bunu yapa yapa, üzerine çalışa çalışa şu anda mesela bunu tamamıyla hatasız bir şekilde uykulu dahi olsa yapabiliyor. O yüzden aslında ilk başladığınızda eğer çocuğunuz yapamıyorsa ya artık işime yaramayacak bu kitap diye düşünmeniz yerine biraz vakit tanımanızı öneririm. Çünkü ben şunu gözlemledim her iki kitapta da. Her gün veya örnek veriyorum işte hangi aralıkla yaptırıyorsanız bir önceki yapışından çok daha iyi bir algısı olmuş oluyor. O yüzden bu da bir dipnot olarak kalsın. Şimdi şöyle göstereceğim. Tek tek hepsini anlatmak yerine birkaç noktada benim önem verdiğim yerler var. Onları göstereceğim size. Mesela daha çok küçük şekilleri öğrenemez demiştim ben. Buradaki görseller sayesinde oturttuğu için yine yerlerini şu anda birçoğunu anlayabiliyor. Hatta kendi dilinde seslendirmeye çalışıyor. Şimdi diğer bir noktaya geldiğimiz zaman beni en çok etkileyen görsellerden bir tanesi. Mesela burada hayvanların desenleri var. Ve aslında doğru deseni doğru hayvanın üzerine eşleştirmek gerekiyor. Bu noktada ilk başladığımız zaman onun da çok dikkatini çektiğini fark ettim. Çünkü hem renkli hem de hayvanların üzerine konuşarak onlarla birlikte bir aktivite gerçekleştirmiş oluyoruz. O yüzden bu çok güzel. Onun haricinde yine faydasını gördüğümüz şu nokta. Puzzle mantığı aslında. İkiye bölünmüş ama tersten ve burada yine doğru hayvanı yerleştirmek gerekiyor. O yüzden bu da çocuklara aslında puzzle mantığını anlatan bir etkinlik diye düşünüyorum. Mesela bunu hala yapamıyoruz çünkü burada ne gerekiyor? Sayıları bilmek gerekiyor. Bir pengueni birinin yanına, iki pengueni iki tanesinin yanına koymak gerekiyor. Fakat burada ufak ufak anlamaya başladı ama henüz o algı tam oturmadı. O yüzden mesela bunu bekletiyorum. Biraz daha geliştikçe tekrar bu etkinliğe döneceğiz inşallah diye düşünüyorum. Şimdi burada yine hayvanları yavrularıyla eşleştiriyoruz. Size bahsetmiş olduğum o hayvanlardaki desen gibi ben bunu da çok sevdim. Çünkü burada yine renk algısını geliştiriyor çocuğun. Hem de mesela bu kelebek mavi ve kırmızıdan oluştuğu için mavi ve kırmızıyı bunun üzerine getirmesi gerekiyor. Aslında baktığınız zaman gittikçe zorlaşıyor fark ettiyseniz. İlk başladığımız nokta tek renk balonları yerleştirmekti. Şu anda iki renk ve daha fazlasına geçiş yapıyoruz. Onun haricinde mesela hala zorlandığımız, mesela ben bu kitabı aldım ama bunu hala tamamıyla bitirebiliyoruz diyemiyorum. Almamın sebebi de şu, dediğim gibi seviye farkları oluyor ve doğru zamanda doğru bir şekilde aktarılacaktır diye düşünüyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman bizden istenen şey hayvanları doğru sırayla dala oturtmak. Mesela burada artık yine renk kavramı biraz daha gelişmiş oluyor. Bir renkle başladık, ikiye geçtik ve şu an üçüncüdeyiz. O yüzden şöyle bir şey var. Üç tane rengi algılaması şu anda demek ki hazır hissetmiyor kendisini. O yüzden zorlamıyorum, anlatmaya çalışıyorum ama sıkıldığını ve üzerine çalışmak istemediğini fark ettiğim için bu etkinliği de şimdilik yaptırmadım. Bu kitap bu şekilde bitiyor. Eğer herhangi biri hakkında bir sorunuz olursa mutlaka bana sorun. Çünkü gerçekten çok uzun süredir deneyimliyoruz bunları. Ve karşılığında da güzel dönüşler aldığımı düşünüyorum. Şimdi hemen bir üst seviyeye geçelim isterseniz. Bunun bir üstü 2-4 yaş dediğimiz kısım. 2-4 yaş diyor ama mesela bizim şu an 2 yaş olmamıza çok az kaldı. Ona rağmen biz bunu yapmaya başladık. Ve şöyle söyleyebilirim ki bunu çok uzun süre yaptığımız için
Cırt mantığını çok seviyordu ama sıkılmaya başlamıştı. Yeni bir kitapla karşılaştığında şu an en favori kitabı bu diyebilirim. Her sabah elini alıp yapmak istiyor. Hatta ben bu videoyu çekmek için kitabı hazırladığımı gördüğümde bile benim kitabım de demeye başladı. Çünkü gerçekten çok benimsedi. Şimdi buraya geldiğimiz zaman mesela burada yine renk kavramları var. Ama bu sefer daha farklı bir şekilde anlatılmış. Yani fırçalarda gördüğümüz rengi boya kutularına eşleştirmemiz isteniyor. Mesela ben bunu gördüğümde çok sevdim. Çünkü dedim ki en azından bir önceki kitaptan farklı olarak üzerine ekleyebileceği çok şey var. Buraya baktığımız zaman mesela şu sayfa benim favorim. Çünkü buradaki birçok sebze ve meyveyi çocuğum bu sayfa sayesinde öğrendi. Eskiden mesela bize şey derlerdi, hatırlıyorum ben. İşte kızım bak bu havuç, kızım bak bu yoğurt gibi örnekler. Burada şunu fark ediyorum, artık yeni nesil mi diyebiliriz ya da işte her çocuğun karakteri mi farklı bilmiyorum ama bir şeye bu şudur dediğimiz zaman o kadar kalıcı olmuyor. Ama bu şekilde kendileri keşfettikleri zaman, mesela burada patlıcanı benim çocuğum hayatta bilmiyordu. Ve bu kitaptaki patlıcan eşleştirmesi sayesinde artık hem kelimeyi söyleyebiliyor hem de bunu gördüğünde onun o sebze olduğunu algılayabiliyor. Bununla alakalı çok güzel bir örnek daha var mesela farklı bir kitapta. Ananas görmüştü. O ananasın orada işte bir hikayesi vardı. Onu anlattıktan sonra bir gün markete gittik ve markette bana şey dedi. Anne bak ananas. Şimdi şöyle bir şey var. Hayatında yemediği bir meyve. Ve evde çok fazla kullanmıyoruz, almıyoruz açıkçası. Ama o kitapta gördüğü için gerçek hayatta onu bağdaştırabiliyor. Bu demek oluyor ki aslında eğer kitapları doğru kullanabilirsek çocuklarımızı gerçek hayatla birlikte bağdaştırırken herhangi bir kavramı çok da zorlanmayacaklar. O yüzden böyle bu da ufak bir tecrübem. Mesela biberi gördüğünde şöyle söylüyor. Burada biberi eşleştiriyor ve normalde mesela sofrada biber gördüğü zaman genellikle acı olduğu için babası yiyor. Ve burada biber baba yiyor diyor mesela. Buradaki kitaptaki kavramı gerçek hayatta birleştiriyoruz. Ben açıkçası bunun en çok bu kitapta gördüm. Çünkü burada elini alma hissi var. Bunu da not edelim. Şimdi geçelim bir sonraki etkinliklere. Burada yine meyve ağacına doğru meyveyi koymamız gerekiyor. Hangi ağaca ait olduğunu. Geometrik şekiller var. Mesela şurası. Burası çok güzel. Çünkü hangi hayvanın hangi yemeği yediğini yine eşleştirerek öğreniyorlar. Mesela bunu henüz yapamıyoruz. Çünkü burada hangi vagonda kaç tane hayvan varsa onu yerleştirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi sayı henüz algılayabilecek seviyede olmadığı için ya da kendisi bunu hazır olmadığı için bu kısımda onu zorlamıyorum ve bunu atlıyoruz. Mesela burada hediye paketlerinin desenleri var. Onları yerleştirmemiz gerekiyor. Fark ettiyseniz bir önceki kitabın desen seviyesinden çok daha yukarıda bir seviye. Mesela burada da mevsimleri anlatıyor. Hangi mevsimde hangi olaylar gerçekleşiyor ve burada hangi çocuk nereye gelmeli? Ben bunu da çok sevdim çünkü biraz daha komplike. Yani hem o mevsimde ne oluyor onu konuşuyoruz. Hem hangi kıyafetler giyiliyor bu mevsimde, hangi araçlar kullanılıyor. O yüzden biraz daha uzun vakit geçirebileceğiniz bir alan burası. Burada yine daha önceki kelebekte olduğu gibi ama daha yoğun bir renklendirmenin olduğu etkinlik görüyoruz. Puzzle vardı hatırlıyor musunuz burada mesela ikiye bölün demiştim. Burada ise üçe bölünmüş şekilde ve bu sefer daha farklı cisimler kullanarak yapılmış. Hatırlıyorsanız buradaki son etkinlikte kuşları bekletiyorum demiştim. Bakın burada mesela artık 2-4 yaş olduğu için sanırım 4 yaşa yaklaşan kısımlarda ne yapmamız gerekiyor? Burada hangi sayıyı görürsek o kadar çocuğu aslında otobüse yerleştirmemiz gerekiyor ama sayı dediğim gibi bekliyor bizde. Ne yapıyor peki bunu görünce? Şunu anlamış. Bu çocuklar otobüse binmek istiyor. O zaman buradaki sayılardan bağımsız olarak hepsini otobüse bindiriyor şimdilik. Bu etkinlik kitabı da bu şekilde sonlanıyor. Cırt cırt etkinlik kitaplarının dediğim gibi çok fazla faydasını gördük. Ve bu noktada benim tavsiyem şu. Mesela tuvalet eğitimi için yapılmış artık hani yükselen zekanı mı farklı bir yayınevi mi hatırlamıyorum. Onu kontrol etmem lazım ama sofra adabı, onun haricinde okula giderkenki alışkanlıklarımız gibi birçok noktada bu cırt cırt kitaplardan yapılmış. Aslında avantajı ne? Çocuk orada onu zihnine oturttuğu için günlük hayatta siz bir şey anlatmaya çalışırken oradan beslenebilirsiniz. O yüzden eğer farklı bir seviyedeyseniz yani örnek veriyorum biraz daha büyükse çocuğunuz belki bu kitaplara göz atabilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer ben de alacak olursam mutlaka paylaşırım. Şimdi gelelim tükenmeyen sticker kitabım. Bunu o kadar fazla gördüm ki artık hani almalı mıyım gerçekten diye bayağı bir araştırdım. Çünkü kimi görsem sosyal medyada tüm anneler şunu söylüyor. Gerçekten çok güzel vakit geçiriyor, bizi oyalıyor evde, dışarıda, her yerde diye. Şimdi bakalım gerçekten öyle mi?
Tükenmeyen sticker kitabı ne demek? Normalde mesela ben stickerları sevdiğini fark etmiştim. Açıyordu ve sonuçta yapışıyor ve çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Burada işin güzel tarafı farklı farklı kategoriler var. Yani mesela baktığımız zaman çiftlikte bir alan var. Burayı kendimiz dolduracağız. Denizaltı var. Aynı şekilde dinozorların yaşadığı ortamlar var. Mesela kar. Doğduğundan beri hiç kar görmediği için kar kısmını anlatmakta da zorlanıyorum. Çünkü mesela yağmuru biliyor, şemsiye kullanıyoruz. Ama karda ne yaparız? Kardan adam anlatmaya çalışıyorum. O zihinde canlandırıyor ama tamamen hayali bir ürün. Çünkü gerçekte görmedi henüz. Şimdi buraya baktığımız zaman mesela robotlar var. Robotları gördü mü ki diyeceksiniz ama mesela örnek vereyim. Robot süpürge olsun veya işte bizim kendi kullandığımız süpürge olsun. Bunların bir robot olduğunu artık bizden duya öğrenmiş. Ve bu noktada şey gibi düşünüyor. Mesela bu robot dönüyor diye konuşuyoruz. Çünkü normal robot süpürge de dönüyor. O noktada farklı bir bağdaştırma yaşadı diyebilirim bu etkinlikte. Buraya baktığımız zaman mesela burası dop dolu. Çünkü o kadar çok yaz mevsiminde denizde vakit geçiriyoruz ki. Buraya baktığımız zaman işte kumdan kale yapıldığını, burada işte abla ve abi diyoruz biz bunlara ya da çocuk diyoruz. Onların oynadığını görebiliyoruz. Güneş var. Güneş için şemsiye kullanıyoruz gibi birçok nokta var. Ve burada aslında hikayeleştirme çok kolay. Yani mesela şöyle düşünün, siz bir kitabı açtınız, onu okudunuz ve sıkıldı ya. Burada siz eğer isterseniz kendiniz onunla beraber bir hikayeleştirme süreci başlatabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir avantaj. Mesela yengeç kelimesini burada öğrendi. Çünkü dikkatini çekmişti işte çık 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 diye böyle seslendirme yaparak yengeç kelimesini öğrendik. Ve bu yengeç bütün evi gezdi diyebilirim. Çünkü şöyle bir şey, mesela bunu çıkardınız. Buraya yapıştırdınız. Sonra buradan çıkartmak istediniz. Farklı, mesela özellikle cama çok güzel yapışıyor. Cama yapıştırdınız. Sonrasını tekrar buraya yapıştırdınız. Hiçbir şekilde düşmüyor veya eskimiyor. Nasıl bir deformasyon gördük aslında biz burada? Mesela bunu aldı diyelim. Çok fazla katladı, şeklini bozarsa eğer bir sonraki yapışmada zorluk yaşayabiliyoruz. Ama onu da nasıl çözdük? Mesela diyelim ki artık akşam oldu ve kullanmayacaksınız. Üzerine şöyle bastırarak tekrar yapıştırdığınızda ve o gece boyunca zaten kapalı kalacağı için tekrar eski formuna kavuştuğunu gördüm ben. Yani mümkün mertebe yırtılmasına izin vermeyecek şekilde oynamak lazım. Zaten öyle bir yapılmış ki kolay kolay da böyle yırtamıyorsunuz. Normal bir kağıt parçası gibi değil. Peki sticker'lar nerede geliyor? Hemen arkasında. Burada zaten hangi kategoride olduğu yazılmış. Birinci sayfa, ikinci sayfa şeklinde. Çıkartırken de gayet kolay. Mesela şöyle göstereyim. Bunu çıkarttık. Çıkarttıktan sonra yapıştırmak istediğimiz sayfaya geliyoruz. Şu şekilde yapıştırıyoruz. Ve tamamlanmış oluyor. Bu ben henüz dışarıda kullanmadım. Biz hep evde deneyimledik. Ama aldığım yorumlara göre şöyle söyleniyor. Bir ortama gittiğiniz zaman çocuğunuz eğer oyalanmakta zorluk çekiyorsa, özellikle bir de ekransız büyütmeye çalışıyorsanız, bu tarz etkin kitapların çok faydalı olduğu söyleniyor. Benim evdeki deneyimlerim bu şekilde. Gerçekten üzerinde kendisi bile konuşarak vakit geçirdiğini gördüm. Dışarıda deneyimlersen onu da yorumlara bırakırım zaten. Bugün aslında benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer bu kitaplarla alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa veya sizin deneyimlediğiniz güzel tecrübeleriniz varsa yorumlarda buluşabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.